Merhaba. Bugünlerde Türk siyaseti yeniden şekilleniyor. Siyaset sahnesine farklı isimler tekrar yeni kurdukları partilerle girme eğiliminde. Bunlardan bir tanesi de eski Dışişleri Bakanlarımızdan ve Başbakanlarımızdan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun partisi. Sayın Ahmet Davutoğlu partisinin yaptığı bir toplantıyla kamuoyuna deklare etti ve Gelecek Partisi isminde bir partiyle önümüzdeki dönemde Türk siyasetinin içerisinde olacağını belirtti. Ahmet Davutoğlu'nun partisinin tanıtım toplantısında içeriği incelediğimizde özellikle ekonomiye, ki bugün Türkiye'nin en büyük meselelerinden bir tanesi ekonomidir. Türkiye bir ekonomik resesyon döneminden geçiyor. İşsizliğin, enflasyonun, zamların, vergilerin çok önemli boyutlara ulaştığı bir dönemden geçiyoruz ve beklentimiz elbette ekonomik çözüm odaklı oluyor. Bu açıdan baktığımızda Sayın Ahmet Davutoğlu'nun parti programını açıkladığı parti programı içerisinde ekonomiye yönelik net projelerin ifade edilmediğini görüyoruz. Ancak her şeyden önemlisi şunu ifade etmek lazım. Türkiye liberal kapitalist sistemi uygulaması hasebiyle çok ciddi borç, cari açık ve faiz oranları, enflasyon, işsizlik gibi sorunlarla yüzleşen, karşı karşıya kalan bir ülke olmasına rağmen maalesef siyasete yeni kurdukları partilerle giren eski siyasetçilerin bu politikaları sürdürme eğiliminde olduklarını görüyoruz. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da bu meyanda bir politika izleyeceğinin işaretlerini aldık. Fakat şunu ifade etmek lazım. Sayın Davutoğlu Türk siyasetine hem Dışişleri Bakanı hem de Başbakan olarak hizmet ettiği dönemde acaba biz komşularımızla, diğer ülkelerle olan ilişkilerimizde hangi noktalara geldik, bunu hatırlatmakta fayda var. Öncelikle malumunuz Büyük Ortadoğu Projesi'nin hedeflerinden en önemlisi coğrafyamızda bulunan ve çoğunluğu tamamına yakını Müslüman olan ülkelerin parçalanması, bölünmesi ve 2-3-4 devletçik haline getirilip kolayca yönetilebilmesi idi ki Büyük İsrail Devleti'ne giden paravan Kürt Devleti kurulmasının yolu açılabilsin. İlk adımlarından bunun bir tanesi Kaddafi'nin, Libya lideri Kaddafi'nin devrilmesiydi. Türkiye önce başbakan düzeyinde ABD'nin, NATO'nun Libya'da ne işi var gibi bir yaklaşım gösterirken Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun da görevde olduğu o dönemde daha sonra bu Libya'da Kaddafi'yi devirmek isteyen silahlı muhaliflerin arkasında durdu, onlara destek verdi. Hatta 300 milyon dolarlık bir nakit para desteğinde bulundu. Neticede Kaddafi devrildi fakat Türkiye Libya siyasi masasından dışlandı, dışarıda bırakıldı. Bu hem siyasi olarak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Batı, NATO, Avrupa ülkeleri bize ambargo uygularken uçaklarımızın yakıtını veren bir dost devlet adamının kaybı anlamına geliyordu. Hem de malumunuz orada müteahhitlerimizin çok ciddi inşaat işleri vardı. Yılda 5 milyar doları bulan bir iş kaybı, para kaybı da söz konusu oldu. Libya'nın hemen ardından malum Suriye olayları patlak verdi ve yakın bir zamanda, hatta bir aylık bir süre içerisinde Emevi Camii'nde namaz kılınacağını ifade eden kişi de yine Sayın Davutoğlu'ydu. Hatta o dönem ilgili Bakanlar Kurulu toplantısında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan 6 ay sonra Esad devrilir gibi bir cümle kullandığında Sayın Davutoğlu'nun parmağıyla bu şekilde işaret ederek 2 ay Sayın Başbakanım 2 ay diyerek bu süreyi ifade ettiği de verilen bilgiler arasında yer alıyor. Ve bu tam olayların, Suriye olaylarının başladığı dönemde Şam'a giden Sayın Davutoğlu elinde bir listeyle devlet yetkililerinin önüne oturuyor. Bu liste Bakanlar Kurulu listesi. Yani bir ülkenin dışişleri bakanı bağımsız olan diğer bir ülkenin yetkililerine hükümette yer alması gereken hangi bakanlıkları yapacağı konusunda karar verilmiş isimleri liste halinde sunuyor. Bunun nasıl bir uluslararası siyasette fecaat olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Ve Suriye olayları devam ederken işte rejime karşı silahlı mücadele veren her türlü grubun bizim sınırlarımızdan Suriye'ye giriş çıkışının da yine Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde serbest bırakıldığını görüyoruz. Üstelik bir tezkere gerekmesine rağmen böyle bir girişimde bulunmama
şeklinde bunun cereyan ettiğini görüyoruz. Ve bugün mücadelemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak operasyon yapıyoruz. Efendim sınırımızda ciddi bir terör problemi var. Bu teröre karşı 30 kilometreyi bulan bir güvenlik efendim hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Ve karşımızda düşman olarak mücadele ettiğimiz SDG ismi verilen grubun, terörist grubun en büyük unsuru olan ana omurgasını teşkil eden PYD liderinin de efendim Türkiye'de devlet imkanlarıyla ağırlamasını yapan kişinin, ki Salih Müslim'den bahsediyorum, Davutoğlu olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bunun yanında Irak'ta resmi bir merkezi devlet varken bölgesel Kürt yönetimi liderini muhatap alan bir dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Irak efendim bölgesel Kürt yönetimini ve onun lideri Mesut Barzani'yi muhatap aldı. Onunla siyasi ilişkiler kurduğunu görüyoruz. Hatta ona Kak Mesut, yani Mesut abi diye hitap ettiği de ifade ediliyor. Ve orada çıkarılan, yani Kürt yönetim bölgesine çıkarılan petrolün efendim İsrail yoluyla ulaşmasını, efendim nakliyesini de temin ettiğini o dönemde ifade etmemiz lazım. Hatırlayalım, yine Rusya ile ilişkilerimizi ciddi manada geren bir Rus uçağının düşürülmesi döneminde de, bu uçağın niye düştüğü, hangi sebeple, kimin emriyle düşürüldüğünün sorulduğu bir dönemde emri ben verdim diyen kişi de yine Sayın Davutoğlu idi. Ve Müslüman bir ülke, kardeş bir ülke Mısır'la ilişkilerimizin yine Davutoğlu döneminde de bozulduğunu ifade etmemiz lazım. Çünkü bakıyorsunuz büyükelçiler karşılıklı olarak çekilmiş. İki dost ülke, kardeş ülke birbirine düşman hale gelmiş. Ha, bunun ne gibi bir önemi olabilir diye düşünürseniz, bugün belki önümüzde olan en büyük sorunlarından bir tanesi Doğu Akdeniz'deki doğalgaz, petrol ve hidrokarbona ilişkin Yunanistan'la, Rum kesimiyle ve onunla birlikte hareket eden ülkelere karşı yapmış olduğumuz efendim diplomasi ve soğuk savaş olarak tabir edebileceğimiz gelişmeler ve bu gelişmelerde Mısır'ın bizim tam karşımızda bulunan Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa, İtalya gibi ülkelerle birlikte hareket ettiğinde görüyoruz ki bu işte ilişkilerin bizi getirdiği nokta olarak karşımızda duruyor. Şunu da ifade ederek bu konudaki değerlendirmelerimizi nihayetlendirelim. Sayın Davutoğlu Başbakanlıktan dönemin genel başkanı olan Tayyip Erdoğan tarafından alındığında ABD'nin siyasetine yön veren ve derin devletin efendim yayın organlarından olduğu ifade edilen, ABD derin devletinin yayın organlarından olduğu ifade edilen Foreign Policy dergisinde şöyle bir efendim açıklama, haber yer aldı. ABD Ankara'daki adamını kaybetti. Başbakan Davutoğlu Türkiye'nin IŞİD'e karşı savaşında Washington'ın kapalı kapılar ardındaki müttefikiydi. Şimdi ne olacak? Davutoğlu güvenilir bir ABD müttefiki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde giderek otoriterleşen hükümetin içinde ılımlılığın sesi olarak görülüyordu. ABD'nin IŞİD'e karşı vekalet kara gücü olan Kürtlere Cumhurbaşkanı'nın olduğundan çok daha fazla toleranslı olan maharetli bir diplomat olarak görülüyordu. İşte Forum Polisi dergisinin Davutoğlu'nun görevden alınışı konusundaki değerlendirmesi. Ve bütün bu ifadelerimizin neticesinde şunu söyleyelim. Bugün Türk siyasetinde yeniden bir yapılanma, şekillendirme faaliyeti olduğunu ifade ettik. Aslında Türk siyasetinde iki temel partinin olduğunu ifade edelim. Bunlardan bir tanesi hem milli hem de manevi kökleri itibariyle tamamıyla Türk milletine dayanan bağımsızlık, milli birlik yanlısı olan ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başbey'in temsil ettiği bir siyasi akım. Diğer tarafta ise tamamen Batı'nın, efendim papazların, hahamların ürettiği liberal kapitalist sistemi savunan ve uluslararası organizasyonların, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini ifade eden, IMF politikalarıyla ekonomik çareler ortaya konulması gerektiğini ifade eden diğer siyasi partiler. Bu durumda vazife Türk milletine düşüyor. Ya ayaklarını bastıkları toprağın altındaki değeri 30 trilyon dolar olarak ifade edilen doğal kaynakların kendi menfaatine, kendi yararına kullanıldığı, işletildiği ve geleceğe güvenle bakan, başı dik, alnı açık, refah içerisinde yaşayan bir ülkenin vatandaşı olarak yaşamak, ya da bugün yaşadıkları zamlarla, vergilerle, faturalarla, hayat pahalılığıyla mücadele eden ve sürünmeye devam eden bir millet olarak kalmak. Bu konuda şunu hatırlatarak sözlerimi toparlayalım. Bağımsız Türkiye Partisi Profesör Doktor Haydar Başbey'in temsil ettiği
ve milli ekonomi modeliyle ve sosyal devlet, milli devlet projeleriyle projelendirilen fikirler bugün 4 milyarı aşan nüfusu barındıran başta Çin, Rusya, Güney Afrika, efendim Brezilya ve Hindistan'ı içinde bulunduran BRICS ülkelerinin elinde dünyanın ekonomik süper gücünü ortaya koydu. Dolayısıyla bunun başarısı da ispatlanmış oldu. Ya bu refaha biz ortak olacağız, bizden doğan güneşin efendim menfaatlerinden istifade edeceğiz ya da millet olarak sürünmeye devam edeceğiz.